Beykent TV ekranlarından Biz Bize programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımızda radyasyonu konuşacağız. Nedir diyeceğiz? Radyasyon yayılımı nedir diyeceğiz? Nasıl zarar görüyoruz ya da kendimizi aslında bu radyasyondan nasıl koruyacağız? Korumamız gerekiyor. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor diyeceğiz. Programımız boyunca Doktor Deniz Öner bugün bizlerle birlikte olacak. TÜSÖDER Genel Başkanı. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Çok güzelsiniz. Çok kırmızı kırmızı, çok enerjik gözüküyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, radyasyonu konuşacağız. Çünkü hepimizin merak ettiği bir konu. İş ortamlarında, ev ortamlarında hep acaba radyasyona maruz kalıyor muyuz diye kendi kendimize soruyoruz. Öncelikle radyasyonun bir tanımını alalım istiyorum sizden. Nedir? Radyasyon yayılımı nedir? Nedir bizi bu tedirgin eden durum diye sizden dinleyelim öncelikle. Şimdi genelde aslında radyasyon dendiğinde her şeyi kapsadığı için biraz korkuyoruz. Evet. Ben kendi uzmanlık alanım gereği iyonlaştırıcı radyasyon esas tehlikeli olan kısmı. Hı hı. Birazcık ondan bahsedelim. Hı hı. Çünkü bir enerji, bir aslında radyasyon bir enerji. Evet. Bu foton şeklinde ya da parçacık şeklinde yayılıyor. Hı hı. Elektronlardan ya da atomun çekirdeğinden. Ya da suni olarak oluşturulabiliyor. Röntgen tüplerinde olduğu gibi. Evet. Ama sonuçta enerjisine göre, dalga boyuna göre, frekansına göre aslında enerjinin zararlarından söz edebiliyoruz. Evet. Güneşte, ısıda, ışıkta hepsi enerji. Evet. Aslında biliyorsunuz son zaman artık her şeyin bir enerji olduğunu evet. söyleyebiliyoruz. Hı hı. Bunun tehlike boyutu işte enerjisiyle çok ilgili. Hı hı. Biz enerji spektrum şeklinde gösteririz. Bu spektrumun özellikle yüksek enerji, güneşin ışınlarının bir kısmı, ultraviyolenin bir kısmı ve ondan sonrası yüksek enerjiler, işte X ışınları, işte gamma ışınları gibi, alfa ışınları gibi, beta ışınları, onlar oldukça enerjisi yüksek. Ama onun altında işte bizim hani baz istasyonları, radarlar, cep telefonları dediğimiz radyo dalgaları, manyetik alan, buradaki enerjiler daha düşük. Evet. Biz günlük hayatımızda şimdi radyasyondan kaçma şansımız yok. Bir evet. kere bunu bileceğiz. Çünkü dünya var olduğundan beri, hatta olmadan beri var. Çünkü uzaydan evet. gelen bir kozmik radyasyon var. Güneşten gelen radyasyon var. Topraktan gelen radyasyon var. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyden biz küçük küçük miktarlarda da olsa radyasyon alıyoruz. Evet. Bunlardan kurtuluşumuz yok. Bizim radyasyon ve tehlikesi dediğimiz şeyler özellikle dikkat etmemiz gereken radyasyonun uygulamaları sonucu insan kaynaklı, hani doğal değil de yapay olarak oluşturulan radyasyonlar esas bizler için tehlike yaratabilir dozuna doğalları göre. Doğalları daha iyi bu konuda o zaman değil mi? Yani doğallarından daha az zarar görüyoruz diyebiliyoruz. Şimdi aslında. Şöyle söyleyelim. Radyasyonlar dozuna göre, sizin ne kadar maruz kaldığınıza göre evet. hasar verebilir. Hı hı. Doğal radyasyonların oranları çok düşük. Ve bununla şimdi hiçbir şey olmasa biz radyasyon ölçer getirsek buraya. Hı hı. Burada radyasyon dozu ölçeriz. Evet. Binaların içinde ölçeriz. Çünkü radon gazı vardır ki doğal radyasyonun büyük bir kısmı radondan gelir. Özellikle havalandırılmayan binalarda daha çoktur. Radon ölçeriz. Seramiklerden ölçeriz. Radyasyon bulunur. Yediğimiz içtiğimizde vardır. Diyelim ki 10 tane muz yediniz, bir tane el filmi çektirmiş kadar radyasyon alırsınız. Patateste, havuçta, bunun gibi. Doğal sadece madde. Elektrikli ürünlerde var. Elektromanyetik. Evet, hani işte televizyon, bilgisayar, bilgisayar cep telefonu gibi düşünüyoruz. Ama işte bir seramikte, bir muzda, bir patateste olması da çok ilginç. Yani, yani bilmediğimiz şeyler. Mesela sigara. Sigaranın içerisinde çok yüksek radyasyon var. Hep sigaranın biz kimyasal zararından söz ederiz. Evet. Ama bunun içerisinde polonyum var, radon var gene ve yüksek ısıyla ciğerlere alınıyor. Dolayısıyla aslında bizim etrafımızda radyasyon alabileceğimiz kaynak son derece fazla. Evet. Ama hep korku insanların elektromanyetik radyasyondur.
elektromanyetik alanda, işte radyo dalgaları, işte manyetik alan, cep telefonlarından yayınlanan, mikrodalgalardan yayınlanandan korkarız. Bunların da bir enerjisi var tabii ki ama hasar verebilmesi için radyasyonun iyonlaşma yapması gerekiyor vücutta. İyonlaşma yapması ne demek? Vücudumuzun içerisindeki ya en çok bulunan su moleküllerine ya da bizim biyolojik moleküllerimize çarpıp onları iyonlarına ayrıştırması gerekiyor. Bu ayrılma sırasında da vücut için serbest radikal oluşuyor ve vücut için zararlı bileşikler oluşabiliyor. Vücut bunu tamir etmeye çalışırken. Evet. Hatta biyoloji bilgilerinizden hatırlarsınız. Su iki hidrojen bir oksijendir. Ama bir radyasyon ya da kimyasal herhangi bir şey suyu hidrolize ettiği zaman, iyonlarını ayrıştırdığı zaman bu serbest radikaller antioksidanlarla hani birleşmeye çalışırken yanlış tamirler yapar. Evet. İki hidrojen, iki oksijen olur. Ona hidrojen peroksit diyoruz. Biz vücudumuzda son derece kimyasal zehir oluşturur. Demek istediğim iyonlaştırıcı radyasyon ancak yüksek dozlarda bu etkileri gösterebiliyor. Ama radyo dalgaları gibi, cep telefonlarındaki gibi, baz istasyonlarından gelen radyasyonun dalga boyu çok küçüktür, enerjisi çok düşüktür. En fazla biraz titreşim yapabilir atomun elektron yörüngeleri arasında, ısınma hissi verebilir. Ama iyonlaşmaya yetecek enerjisi yoktur. Yani onun için onlardan o kadar korkmamız gerekmiyor. Ama bu demek değil ki biz hani varoluşumuzun doğalında olmayan ne varsa bizim için henüz öngöremediğimiz bir risk de oluşturabilir. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü bizim varoluşumuzdan bu yana, hani yüzyıllardır insanlık var olduğundan beri var olan doğal radyasyon ortamımız vardı. Evet. Ama biz buna şimdi yapay kaynaklar ekliyoruz. Bu yapay kaynakların da uzun süreli etkilerinin ortaya çıkması daha sonraki zamanlarda bilim açısından mümkündür. Şu anda bunun yok diye çok da rahatlamamız doğru değil. Olabildiği kadar her şeyin doğalında yaşamak gerekiyor. Peki radyasyonun insanlara ne gibi bir zararı var? Hep uzaklaşmaya çalışırız. İşte zararlı ama nasıl bir zarar? Yani bizim vücudumuza ne gibi zarar veriyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, çok yüksek belli eşik dozlardan sonra ancak biyolojik etki görebiliyorsunuz. Evet. Yani bunun için diyelim ki bir greylik bir dozdan sonra işte bulantılar, kusmalar olabilir. Kan tablolarındaki değişiklikler bunun dörtte biri dozlarda ufak ufak başlar, görülmez bile. Yani 0,5 greylik bir dozda kan tablosu, bunu mertebe olarak bilginiz olsun diye söylüyorum. Normalde hiçbir görünür etki olmadığı zaman kan tablosu değişebilir. Kan hücrelerinin miktarı azalabilir. Biz radyasyon kazalarından sonra hemen insanların kan sayımlarını yaparız. Orada çünkü kan hücrelerinde azalma varsa ve ne kadar sürede ne kadar azalmışsa buradan doz tayini yapma şansımız vardır. Evet. Bunun dışında benim esas uzmanlık alanım biyolojik doz tayini. Bir laboratuvarımız var. Atom enerjisine bağlı Çekmece Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi'nde. Burada da insan kanından gene ne kadar radyasyona maruz kaldığını gösteren bir çalışma yapılabiliyor. Dozimetri yapılabiliyor. Yani insan kanından bunu ölçebiliyoruz. Radyasyon etkisini. Ama bu dediğim oldukça yüksek dozlar. Bunlar kaza dozları ya da radyoterapi gören hastalara uygulanan yüksek dozlardan söz ediyoruz. Normalde halkın maruz kalacağı ve bu tarz etki gösterecek dozlar yoktur. Kaza olmasından en çok bizim, sadece bizde değil, bütün dünyada en çok olan kazalarda radyasyon uygulamaları sırasındaki hatalardan kaynaklanıyor. Özellikle bilmiyorum duydunuz mu, NDT diye yöntemler vardır. Radyografi yapar. Yani barajdır, uçak parçalarıdır, işte şeylerin, büyük fabrikaların silolarıdır. Burada seviye, nem, yoğunluk ölçmek için kullanılan radyasyon kaynakları vardır. Bu kaynakların kullanımı sırasında bir şekilde insan hatası ya da işte bilinmedik bir şey kaybolabiliyor, çalınabiliyor. Yani bunlar hepsi başımıza gelen şeyler oldu. Portatif kaynaklar özellikle büyük risk taşıyabiliyor. Arazide çekim yapılıyor. Mesela bir baraj
yapılıyor. Orada barajın duvar kalınlıkları bakılacak. Ya da oradaki başka malzeme basınca dayanıyor mu dayanmıyor mu? İşte buhar kazanları gibi şeyler oluyor mesela. Bunların kontrol için radyografi yapılıyor ve portatif çok yüksek aktivitede gama kaynağıdır bunlar. Bunlar kullanılıyor ama bu sırada bir kaza olduğunda ki geçen sene böyle bir kaza yaşandı Adapazarı'nda. Bir kaza olduğunda hiç hani radyasyonla ilgili hiçbir eğitimi olmayan, bilgisi olmayan sıradan vatandaş bile radyasyona maruz kalabiliyor ki böyle örnekler var. Buralarda ciddi dozlar söz konusu. Kaynağı ele alma durumunda lokal yanıklar, yaralar ve uzuv kaybına hatta ölüme kadar giden hasarlar olabiliyor. Ama biz normal hani bahsettiğimiz muz yedik, ne bileyim işte havuç yedik, su içtik, binada kaldık diye pek bir risk söz konusu değil. Bunun sadece bir istisnası var. Yani bilim insanları da bu konuda çok emin değiller. Yani her iki tarafta da insanlar var. Uzun süre radon gazına maruz kalan, özellikle uranyum maden işçileri gibi ya da maden işçileri kapalı bir ortamda yer altından gelen özellikle uranyumlu, toryumlu bir yer yapısı varsa, toprak yapısı varsa oradan çıkan gazlar radyum ve ondan türeyen radon gazına maruz kalanlarda, uzun süre soluyanlarda akciğer kanserinin arttığına dair bilgi var. Yine radon yüksek ve sigara içiyorsa bunun 3 kat 4 kat daha fazla olduğuna dair bilgiler var akciğer kanserini teşvik etmesi açısından. Evet. Ama siz hani evlerde maruz kaldığımız radon gazı yüzünden oluyor mu? Bununla ilgili çok çok da veri yok elimizde. Sadece madenlerden bu ispatlanmış yani çıkmış ortaya. Böyle şeyler. Onun dışında bizim belki en çok dikkat etmemiz gereken şey ki ben bunu hem derslerimde öğrencilerime ve bütün seminerlerde herkese söylediğim şey şu. Bakın son 30 senede tıbbi ışınlamaların payı %17'lerden neredeyse %50'lere çıktı. Yani normal halkın maruz kaldığı radyasyondaki payı %17 iken 30 sene içerisinde %50'ye çıktı. Bu ne demektir? Bütün toplumun yarısı radyasyonla ışınlanıyoruz ve çok yüksek dozlarda ışınlanıyoruz. Nasıl ışınlanıyoruz? Tetkik için gidiyoruz. Bilgisayarlı tomografiler çektiriyoruz. Geçmişte bu teknikler yoktu. Tek bir röntgen filmi çektiriyordunuz. Birkaç poz oluyordu. Çok düşüktü dozlar. Ama şimdi siz daha mı yüksek? Tabii ki çünkü bilgisayarlı tomografi dediğinizi poz poz size pek çok film çekiliyor. Hani tek bir film değil. Çepeçevre filmler çekiliyor. Bunlardan kesitler alınıyor. Ve hatta şimdi bilgisayarlı olduğu için hani nasıl cep telefonlarıyla şimdi çekiyoruz resimleri. Eskiden film banyosu vardı. Sınırlı sayıda çekiyorduk. Şimdi nasıl olsa silip atıyoruz diye bol bol çekiyoruz. Burada da bazen ehil ellerde olmayınca fazla çekilebiliyor. Radyasyon uygulamaların bir temel prensibi var. Yani gereklilik çok önemli. Biz özellikle çocuklar için bunu söylememiz çok önemli. Çünkü bizler belli yaşlarda işte hani kalan ömrümüz belli. Ve ne kadar radyasyona maruz kalsak da hani bunun riskini karşılayacak zamanımız çok uzun değil. Ama küçük çocuklar için bunlar gerekli gereksiz eğer tomografiler çektirirsek bunların birikmiş olarak yani ileriye doğru risklerini artırmış olacağız. İlla olacak demek değil. Çünkü toplumun tabii ileriye doğru risk dediğimiz şey kanser riskinden söz ediyoruz. Biraz önce bahsettik ani dozlara çok yüksek olarak maruz kalırsak evet kan hücrelerimizde azalma oluyor. İşte mide bağırsakta problemler olabiliyor. Sperm yani geçici kısırlıklar ya da kalıcı kısırlıklar olabiliyor. Ama esas bizim endişe ettiğimiz kanseri teşvik tedavisi etmesi. Tedavisi olmayan hastalıkları mı belki de hani ileri derecede daha... Yani kansere sebep olabiliyor. Yaşlanmaya sebep olabiliyor. Hani erken yaşlanma diyoruz. Ona sebep olabiliyor. Ve kansere ya da yine psikolojik sorun, hani ışınlandığını bilen insanın ileriye doğru morali, bununla ilgili endişesi, korkuları, kaygılarıyla yarattığı hastalıklar olabiliyor. Kalp damar bozuklukları bile olabiliyor. Ve kanser riski de artabiliyor. Yani yüksek dozun uzun süreli etkisi. Bu sözüne ettiğim. Ama tıpta kullanılan dozlar da oldukça yüksek dozlar. Onu demek istiyorum. Eğer siz özellikle girişimsel radyoloji bugünlerde çok kullanılmaya başlandı.
duyuyorsunuzdur herkes. Anjiyolar oluyor, işte evet. Sintigrafiler oluyor. Onlarda da mı yine aynı şey? Tabii onlarda tomografilerden çok daha yüksek dozlar yani, söz konusu. Peki sağlık, aslında sağlıklı olmaya çalışmak için bu röntgenler çekiliyor, işte MR'lar çekiliyor. Ama bir yandan sağlığı da bozan şeyler. Evet. Bunun önüne geçilemez mi peki sizce Deniz Şimdi Hanım? Şöyle, uluslararası radyasyondan korunma ve bu konuda çalışan komitelerin tavsiyeleri olabiliyor. Aha. Tıbbi olarak sınırlar koyamıyor. Radyasyonla çalışan insanlar için sınırlar var. Yani radyasyon işçileri için. Evet. Belli sınırlar var. Dozimetreleri vardır onların. Hı hı. Anlık ölçümler, birikmiş ölçümler, kümülatif ya da işte anlık ölçüm yapan, gösteren dozimetrelerle. İşte der ki bir radyasyon işçisi yılda 20 milisievertin üzerinde doz alamaz. Hı hı. İki ayda işte 6 milisievertten fazla alırsa hesabını verin. Bunu ne yaptın da aldın diye. Hı hı. İşte 5 senede 100 milisievertten fazla alamaz. Bir seferde 50 milisievertten fazla alamaz, hı hı, diye radyasyon işçileri için böyle bir üst sınır var. Evet. Halk için de var. Bir nükleer ya da radyasyon çalışılan tesise girecek olan, hı hı, öğrenciler için, misafirler için de var. Hı hı. Bunlar için sınırlanmış, gayet güzel ve kontrol edilen sistemler var. Hı hı. Uzmanlar kontrol ediyor. Fakat tıp kısmı, tanı ve tedavi kısmı ayrı bir evet, prensip. Burada hekime diyor ki, yani tıbbi gereklilik olmadıkça sen bunu kullanmayacaksın. Hı. Ama tabii ki hekimlerimizin bu konudaki deneyimi ne kadar fazla, bunu bilemiyoruz. Hani çünkü bakın, kardiyolog diyelim ki, hı hı, bu tetkiki yapıyor. Evet. Ya da ortopedist yapıyor. Yani, hı hı, bir radyolog değil. Evet. Bir nükleer tıp uzmanı, yani esas uzmanlık alanı radyasyon olmayan kişiler, hı hı, hekimler de bu teknikleri kullanabiliyor. Hı hı. O zaman onları kullanırken ya yanlarında bunları kullandıkları teknik ekip de var tabii ki. İşte, hı hı, hemşire, diğer sağlık personeli de. Bir kere kendileri de oldukça yüksek dozlara maruz kalabiliyorlar. Çünkü belki hasta hayatında bir kere iki kere o tetkiki geçiriyor. Hı hı. Ama onlar çok daha fazla hastayla muhatap oldukları için kendileri için de mesleki bir risk oluşturuyorlar. Evet. Bununla ilgili de örnekler biz yaşadık, gördük. İki eli bütün yaralar içinde, hı hı, olan kardiyologlar gördük. Yani sürekli, hı hı, anjiyolar yapan, radyasyon hasar yanığı bizzat oluşmuş, ellerinde oluşmuştu. Hı hı. Çünkü bazen radyasyondan nasıl korunacağız, evet, dediniz ya, radyasyondan korunmak için aslında üç temel prensip, hı hı, var. Özellikle belli bir katı kaynaktan sadece ışına maruz kalıyorsak, hı hı, üç yöntem var. Birincisi mesafe, ikincisi zaman, üçüncüsü zırhlamadır. Yani, hı, nedir? Ne kadar kısa süre radyasyona maruz kalırsan o kadar az doz alırsın. Hı hı. Dolayısıyla dozu azaltmak için mümkün olan en kısa sürede işini yapman gerekiyor. Hı hı. Mesafenin şöyle bir avantajı var. Mesela bir metre uzaklaştığında iki kat daha az etkilenirsin. Ha, uzaklaştık. Mesafenin karesiyle ters orantılı azalıyor. Ha, yani hı, iki metre, hı, uzaklaşmışsan dört kat daha az radyasyona maruz kalıyorsun. Evet. Dolayısıyla mesafe, hani olabilecek en uzak mesafeden radyasyonla, hı, çalışmak gibi. Tabii tıpta bunu yapmak, hani ne yapıyor? Sizi, hastayı yerleştiriyor, hı, uzağa gidiyor zaten. Oradan çekimini yapıyor. Hani bunu kullanıyorlar, hı hı, normalde. Ama girişimsel radyolojide bu şansları yok tabii ki. Evet. Yakın olmak zorundalar. Üçüncüsü de zırhlama. Yani kaynakla hedef arasına, canlı arasına bir engel koymak. Pardon. Suyunuz için isterseniz, tıkandınız. Bu sırada ben... Orada da kurşun kullanılıyor en çok. Kurşunla zırhlama yapılıyor. Evet. Yani X ve gamma ışınları en çok kullanılan olduğu için tıpta daha çok, hı-hı, X ışınları kullanılıyor. Hı-hı. Bu gamalarda daha çok bu portatif cihazların içerisinde kullanılıyor. Ama en güzel kullanılan, en çok kullanılan da malzeme zırhlamada kurşun. Görmüşsünüzdür, hı-hı, kurşun önlükler giyerler. İşte, hı-hı, boyunluklar ve işte gözleri korumak için. O zaman maruz kalmıyorlar galiba. Daha az tabii ki. Daha az. Bu bizim halk arasında uyguladığımız bir şey var. Az önce size de konuştuk. Kaktüs uygulaması. Örneğin işte radyasyona maruz kalmamak için masada bulundururlar. Çalıştıkları ortamda bulundururlar. Ne kadar etkili. Hiç etkili değil. Kaktüslerin radyasyonu çektiğini söylerler. Hiç etkili değil. Hiç öyle bir şey yok. Evet. Yani, hı-hı, tabii ki senelerini radyasyonla çalışmaya vermiş birisi olarak söyleyebilirim. Radyasyona, evet, karşı protektör olan, koruyucu olan
şeyler var, kimyasallar var tabii ama hani onlar vücut içerisinde ışınlama anında varsa ancak etkili olabilen şeyler. Dolayısıyla dışarıda koyduğunuz bir kaktüsün radyasyon çekmesi vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Yok. Değil diyoruz. Ha, ama yani çiçek besleyelim tabii ki. Yani ortamımızı güzelleştirelim. Evet, ona o bir, farklı bir şey. Yok, ona bir şeyim olmaz. Radyasyonla bir ilişkisi olmadığını söylüyorsunuz. Yok, kesinlikle. Peki radyasyon ölçümlerinden bahsetmek istiyorum tekrardan. Çok zor mu bunun ölçümlerini yaptırmak? Yani çok teferruat gerektiren bir şey mi? Aslında hepimizin yaptırması gereken bir durum. Ya da vücutta radyasyon var mı yok mu? Hani ortamı belki de ölçebiliyoruz bir cihazda ama vücudumuzda aldık mı almadık mı diye bunun kişisel bir ölçümü yapılabiliyor mu? Şimdi değişik kronik aldıklarınızın ölçümünü yapmak çok sağlıklı değil. Evet. Yani dediğim gibi benim kurucusu olduğum laboratuvar var. Biyolojik dozimetri laboratuvarı. Bir mesela bulunduğunuz ortamda radyasyonla ilgili bir şüphe doğduğu zaman acaba ben orada radyasyona maruz kaldım mı korkunuz varsa ve fiziksel olarak da dozu ölçmek mümkün değilse, ölçseniz bile gene yani ben ne kadarına maruz kaldım diyorsanız gidip işte biyolojik dozimetri laboratuvarına çok az bir kan örneği veriyorsunuz, küçük bir miktar. Onunla sizin tüm vücudunuzda o anda radyasyon olup olmadığını size söylenebiliyor. Yani bir hafta içinde kültür ediliyor o lenfosit hücreleri. Çünkü lenfositler şeydir, dolaşan kanda hiç bölünmediği halde radyasyonun son derece duyarlı hücrelerdir. Dozimetre gibi vücudunuzda dolaşan milyarlarca size dozu söyler. Evet. Bunun dışında aslında pek çok yöntem, işte dişinizden bakılabilir, yine kandaki bir takım serumdan bakılabilecek aminoasitlerden var. İşte saçınıza bakılabilir, pek çok sperm sayılabilir ve kan sayımları yine yapılabilir. Ama bunların hiçbiri yani biyolojik dozimetri dediğimiz bu çekmece nükleer araştırmada yapılan dışındaki radyasyona çok spesifik değillerdir. Ancak bilinen bir kazadan sonra takip etmek için kullanılabilirler. Evet. Bu konuda şeyi söyleyeyim. Benim çevirdiğim bir kitap var. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın. Özellikle pratisyen hekimler ve bu şekilde muamele edecek, bir radyasyon kazasında muamele edecek insanlar için, hekimler için daha çok hazırlanmış bir pratik kitap. Evet. Hani ne zaman biz radyasyon kazasından şüpheleniriz? Gelen kişiye hangi tetkikleri yapmamız lazım? Evet. Bu tetkiklerin sonucuna göre de nasıl bir tedavi uygulamalıyız şeklinde bir çeviri kitap. Bunu ben PDF olarak isteyen herkese de gönderebilirim. Evet. Yani nasıl sosyal medyadan da ulaşabilirler bana. Kişilerin günlük hayatında nelere dikkat etmesi gerektiği yani konusunda hekimler için yazılmış bir kitap ama sonuçta bunu söyler. Dediğimiz gibi yani bizim bakabileceğimiz zaten radyasyonla çalışan kişiler için görmüşsünüzdür yakalarında dozimetreleri vardır. Evet. Termolüminesans dozimetreleri vardır. Onlar belli aralıklarla kontrol edilir. Ne kadar o vücudun o bölgesinde ne kadar radyasyon düştüğü buradan izlenebilir. İnternal dozimetreler de var ama bunlar analizi daha zor. Şöyle ki radyoaktif maddeni biz hep şeyi konuştuk. Dış ışınlama konuştuk şu ana kadar. Ama biz hani muz yiyorsak ya da ne bileyim bir nükleer tıpta radyoaktif iyot almışsak bu sefer radyoaktif maddeyi içeri almış oluyoruz vücut içerisine. İçten bulunduğu sürece vücutta bir kaynak yutmuşsunuz gibi sizi ışınlayabilir ya. Onun için bunu bakabileceğiniz şeyler var. Kan, idrar, feces yani bunlardan da bakılabiliyor. Özellikle bir nükleer reaktörde ya da nükleer tesiste çalışan insanların bu tip analizleri de zaman içerisinde yapılabiliyor. Biz geçmişte mesela şey yaptık. Bir Rus ajan İngiltere'de zehirlenmişti. Evet. Polonyumla zehirlenmişti. Mesela ve Türkiye'den Türkiye İngiltere arası gidip gelen, İngiltere'den gelen bazı İngiltere'de bazı uçaklarda bulunmuştu polonyum. Sonra o arada yüzlerce Londra'dan İstanbul'a uçan kişiyi çağırdık. Onların idrarlarından polonyum analizi yaptık mesela. Bunu hani alfa yayıcısı da olduğu için siz özel kimyasal işlemler yapmadan zaten sayma şansınız yok. Evet. Radyasyonu ölçmek için bir doğrudan ölçüm portatif cihazlar var. Bir de siz
alırsınız örneğinizi, işte çok hassas ve kontrolleriyle beraber spektrometreler vardır. Çok detaylı cihazlar. Onlar da sayabiliyorsunuz. Mesela toprakta, evet, suda, balıkta, bitkiden örnekleri hazırlarsınız çok homojen. İşte gerekli bekletmelerini yaparsınız. Miktarları ayarlıdır. Dış radyasyonu engellersiniz. Düşük sayım laboratuvarlarında detaylı analizler yapabilirsiniz kimyasal süreçlerden sonra. Ama insanda en kolay yapılabilecek şey kan sayımlarıdır. Evet, kan sayımlarıyla da ortaya çıkabildiğini söylüyorsunuz. Peki, kısacık bir ara diyelim o zaman, tamam, Deniz Hanımcığım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii soracağımız başka sorular da olacak. Yapay radyasyon, doğal radyasyonu daha geniş anlatmasını isteyeceğiz kendisinden, ama kısacık bir ara diyeceğiz. Kısacık bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor Deniz Öner, TÜSÖDER Genel Başkanı bizlerle birlikte radyasyonu konuşuyoruz. Efendim, bugün programımızda zararları ve nasıl korunacağız? Nelerden radyasyon alıyoruz dedik. Yediğimiz muzla, patateste bile radyasyon olduğunu söyledi Deniz Hanım. Aslında her şey var. Sadece televizyon, bilgisayar, telefon diye düşünmemek gerekiyor. Her şeye dikkat etmek gerekiyor. Nasıl kendimizi koruyacağımızı da söyledi aslında. Kan sayımıyla da, vücuttaki kan sayımıyla da ortaya çıkabileceğini, ne kadar radyasyona maruz kaldığımızın belli olabileceğini belirtti. Ben şunu sormak istiyorum. Örneğin burada işte bilgisayar ortamları, televizyon ortamı, telefon hepimizin cebinde. Sizin aldığınız radyasyon miktarı ile benim aldığım radyasyon miktarı aynı mı? Şimdi mı etkileniyoruz? Bu noktada yaş çok önemli. Özellikle küçük çocuklar, bebekler, yani hücre bölünmesi ne kadar çoksa, herhangi bir kimyasal olabilir, radyasyon olabilir, neyse ajan, ona çok hassas oluyor canlı. Niye? Evet. Çünkü hücre DNA çünkü daha çok etken oluyor, etkileniyor. Ve küçük çocukların hücreler sürekli bölündüğü için, DNA'lar sürekli iki katına çıktığı için hedef olması söz konusu. O hedef olduğu için de daha çok etkileniyor. Yani yaş burada önemli faktör. Ne kadar, bir de yaşlılar için de bir şeyimiz var. Yani radyasyona karşı en dirençli grup orta yaş grubu. Çocuklar ve yaşlılar hassaslar. Niye? Çocuklar hücreleri çok bölündüğü için. Yaşlılarda tamir mekanizması yavaşladığı için artık daha yavaş oluyor. Yani çünkü aslında bizim gün içerisinde bazı kaynaklara göre 100 bin tane kromozomumuzda kırık oluyor. Evet. Bunu saymadığım için hani bu gökyüzünde yıldızlar hesabı. Ama çok büyük rakam. Yani her an bizim işte kozmik uzaydan gelen, güneşten gelen, topraktan gelen, sudan gelen, işte ne bileyim etrafımızdaki yapay kaynaklardan gelen en az 100 bin tane kromozomumuz kırılıyor. Ama vücut onu anında kırıldığı yerden yapıştırıyor. Problem kırıldığı yerden yapışması değil de ters dönerek yapışması, farklı olanların yapışması ve bunun devam etmesi. Eğer bunlar çok hasarlı hücre olur ve organın tamir edemeyeceğinden fazla hasara sebep olursa, işte o zaman hasarlar çıkıyor ortaya. Evet. İşte kanamalar vesaire gibi problemlerle karşılaşılabiliyor. Aslında programımızın başında hep radyasyon zararları diyoruz. İşte nasıl kendimizi koruyacağız diyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Radyasyon kanserin tedavisinde kullanılıyor zannediyorum. Bir de yine bir deney yapılmış, bilimsel bir çalışma. Onu da okumak istiyorum. Örneğin farelerde düşük seviyede radyasyonla ilgili deneyler sonucunda üremelerin hastalıklara karşı direncin arttığı, enfeksiyonların da iyileştiği görülmüş. Ve kaplıcalarda çeşitli ülkelerde de bulunuyormuş radyasyon çeşitli tedavilerde kullanılması amacıyla. Bunları nasıl yorumlayacaksınız? Bunları şimdi aslında ben konum, uzmanlığım radyasyondan korunma olduğu, radyasyonun biyolojik etkileri olduğu için bazen hani radyasyonu korumayla karışmasın istiyoruz. Bu da önemli yani. Şimdi radyasyondan korunma uzmanları, yani bu işin bilimsel tarafında olanlar buna çok ehemmiyet vermezler. Derler ki evet, doz arttıkça hasar artar ve bir matematik hesabıyla
riski olmayan doz yoktur derler. Evet. En küçük dozdan itibaren risk artar derler. Evet, bilimsel olarak belli doz eşiklerinden sonra kanser arttığı ortaya konmuş. Hı hı. İşte en düşük 100 miligrede bu. Ve 400'den sonra garanti gibi söyleniyor. Bu 100 miligrenin altında herhangi bir şekilde düşük dozun kanser yaptığına dair elimizde çok somut bilgi yok. Hı hı. Ama gene de bütün radyasyondan korunma felsefesi bunun riskini olabileceği üzerine kurulur. Hı hı. Bu sizin söylediğiniz şey radyasyon hormasis diye bir olay. Bu radyasyon hormasis diyoruz. Yani aşı gibi düşünün. Bir şeye az bir miktar maruz kaldığınızda vücut bununla ilgili bir savunma mekanizması geliştiriyor. Hı hı. Bunu tanıyor ve buna karşılık işte hazırlıklı oluyor. Hı hı. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Hı hı. Ama çok hani nasıl söyleyeyim, bilim insanları arasında çok kabul edilmiş şeyler değil. Mesela bu çok yüksek doğal radyasyon olan bölgeler var. Brezilya'da plajlar, Hindistan'da bir bölge, işte hı hı. İran'da bir bölge. Yani diyelim ki Ankara'nın 100 katı, 1000 katı doğal radyasyon seviyesi olan bölgeler var. Evet. Şimdi o bölgelerde yaşayan insanlar, senelerce yaşayan insanlara bakıyorlar. Bir kısmı diyor ki bu insanların kanser sıklığı daha düşük radyasyonla yaşayan bölgelere göre daha düşük. Demek ki radyasyon bunlara iyi gelmiş. Evet. Ama bu tip şeyler, yani epidemiyolojik çalışmalar, insanda yapılan çalışmalar birebir kontrol grubunuz olmadığı için aynı yaş grubu, hı-hı. aynı beslenme alışkanlıkları, diğer faktörler, laboratuvarda yaptığınız şeyleri direkt insana uygulayamıyorsunuz. Evet. Çünkü insanda bambaşka mekanizmalar çalışıyor. Hı-hı. Hem korunma anlamında başka mekanizmalar var. Bir de hani tek laboratuvar ortamında kontrollüsünüzdür. İki grup hazırlarsınız. Birine hı hı. sadece radyasyon verirsiniz düşük doz. Ama ikisine de aynı besini verirsiniz. Aynı ortamda da her şeyleri aynıdır. Sadece hı hı. radyasyon farklıdır. Orada sonucu bulursunuz. Evet. Hı hı. Yani doku kültürü çalışmaları da böyledir. Hayvan deney çalışmaları da böyledir. Kontrol şartları siz kontrol ediyorsunuz. Hı hı. Ama insanda böyle bir şey yok. Bir de insanın hormon sistemi, biyolojik sistemi çok farklı. Hem savunma mekanizması çok daha güçlü. Biyolojik defans mekanizması çok güçlü. Dolayısıyla hani pek çok hasarı zaten tamir ediyorsan fark etmiyor. Ama tersi de olabiliyor. Olumsuz hı hı. düşünceyle bu serbest radikalleri oluşturabiliyor insanlar. Evet. Ve bağışıklık sistemini de bloke edebiliyorlar. Dolayısıyla insanda birebir bu sonuçları uygulamak, göstermek pek mümkün değil. Hı hı. Kaplıcalar var tabii. Zaten maden suyu içiyoruz ya, doğal maden. Evet. Onların içerisinde de radyasyon var. Çünkü hı. onların geçtiği kayaçlar, kaynak sularında, doğal sularda hı hı. ve maden sularında zaten çok zengin kayaçlardan geçtiği için uranyumu, toryumu vesaire varsa hı hı. onun içerisine alıyorlar. Evet. Sizde radyum oluyor ve siz de onu içiyorsunuz yani. Hı hı. Belli bir miktar içtikten sonra zaten sorun yok, dediğimiz gibi alıyoruz doğal olarak. Evet. Ama hani tedavi anlamında yapmamak lazım. Yani özellikle radyasyonu tedavi için almamak lazım. Anladım. Alınacaksa da belki de bir doktor kontrolüyle, hani kanser tedavisinde kullanıldığı. Ha, o ayrı. O tabii. Aynı. Onu o zaten şekil. Şeyi ayrı konuşuyoruz. Ha. Hani evet. Eskiden çünkü böyle şeyler, hı-hı. radyasyon ilk keşif yapıldığı zamanlarda güzellik işte kremlerin içerisinde radyoaktif maddeler koyanlar. Hı-hı. İşte bu tüketici ürünleri vardır radyasyonla hani bir şekilde radyasyonun hı-hı. girdiği. Eskiden vardı, bu lüks fitilleri vardır mesela. Hı-hı. Gece balığa çıkanlar kullanırlar ya da kamp yapanlar kullanırlardı. Evet. Küçük tüplerin hı-hı. üzerinde lüks fitilleri olurdu. Yine duman dedektörleri gibi ve fosforlu saatler gibi, bazı floresan lambalar gibi, bunların içerisinde aslında topraktan gelen ama radyoaktif olan maddeler var. Dediğim gibi bunları ayrıca hani maruz kalmamak için dikkat etmek gereken şeyler var. Ama tıbbi olarak hekimlerimizi eğiteceğiz. Evet. Ve kişiler uyanık olacaklar. Gerekiyor. Şöyle uyanık olacaklar. Diyelim siz çocuğunuzu götürdünüz doktora. Hı-hı. Geçenlerde bana böyle bir müracaat geldi. 8 yaşında kız çocuğu düşüyor.
kafasını vuruyor. Götürüyorlar bir hastaneye, tomografi çekiliyor. Orada radyolog yok, okuyamıyor bunu. Sonra bir başka hastaneye gidiyor. Orada iki tane daha tomografi çekiyorlar. Yani iki günün içerisinde ya da bir gün içerisinde üç tane tomografi çekiliyor. 8 yaşında bir çocuğa. Şimdi bunlar hakikaten gerekli mi? Başka bir yöntem yok mu? Bunun bir zararı olmuş mu düşmenin onu olmamış mı? Eskiden ne yapılıyordu mesela tomografi yokken? Hani evet, hekimlerin işini kolaylaştırıyor teşhis açısından. Ama öteki taraftan da küçücük çocuklara biz zararı ileride olabilecek riski artırmış oluyoruz. Peki o zaman şimdi siz bunları anlatırken aslında şu da aklıma geldi. Hamileyken örneğin çok fazla her ay doktora gidiyoruz, çeşitli kontroller yapılıyor ve bebek sağlıklı mı değil mi diye bir cihazla karından bakılıyor, ultrasonla. Bunun bir zararı var mı? Bu da radyasyon yayan bir şey mi örneğin? Hayır, ultrasonlar, MR'lar hani bizim ilk kısımda bahsettiğimiz gibi iyonlaşıcı radyasyon değiller. İşte ses dalgası gönderiyor da manyetik alanda radyo dalgası göndererek bu tetkikler yapılıyor. Ama dediğiniz gibi hani bunların hepsi son zamanlarda, belki son 20-30 senemizde hayatımıza giren şeyler. İleriye doğru risklerini çok fazla bilemiyoruz. Çünkü bu tetkiklerden geçen çocuklar daha hani erişkin olmadılar. Onların hayat boyu nelerle karşılaşacağını bilmiyoruz. O yüzden hani çok fazla böyle bir kere evhamla yaptığımız tetkiklerle biz zaten bağışıklık sistemini hem kendimizde hem çocukta negatif hale getiriyoruz. Çok pimpiriklenmemek de gerekiyor diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Bunu ayrı bir konu yaparız zaten. Aynen, isterseniz doğru. Sizinle. Hastalıkları davet ediyoruz. Evet, hastalığın nasıl işlediğini hormon düzeyinde bunu anlatırız ayrı bir programda. Yani zihinle kendimizi hasta etme riskimiz söz konusu. Çok fazla yüksek. Peki az önce bahsettiniz ya, işte saatin içerisindeki bir ışık, işte floresandaki bir radyasyon. Bunlar ne kadar süre radyasyon yayıyorlar? Yani sürekli yandıkları takdirde bir radyasyon yayılımı oluyor mu? Yoksa belli bir süre yayıp ondan sonra bu radyasyon yayılımı azalıyor diyebilir miyiz? Vallahi kullanılan radyoaktif maddeler uzun ömürlü maddeler. Yani zaten madde orada olduğu için ve uzun yarı ömürlü maddelerin bitmesi diye bir şey söz konusu değil. Yani 10 yarı ömür yaklaşık sonra hani sıfıra yakın olur radyoaktif maddelerin ömrü. Evet, saatlik, dakika mertebesinde radyoaktif maddeler de var. İşte 2000-3000 yıllık radyoaktif maddeler de var. Dolayısıyla orada ne bileyim 30 senelik yarı ömrü olan bir radyoaktif madde kullanıldığı zaman düşünün ki 300 senede ancak onun aktivitesi biter. Sıfırlanmaz. Dolayısıyla bunun içerisindeki radyoaktif madde bitmez. Biten bir şey değil. Bir şey değil. Ama mesela şey de olur. Tıpta siz sintigrafi için bir radyoaktif madde alırsınız. Burada genelde kısa yarı ömürlü maddeleri verirler. Hani 8 saat atıyorum yarı ömrü. Onu verirler. İşte birkaç gün size derler ki işte insan içine karışmayın, çoluk çocuktan uzak durun, hastaya binmeyin. Onu zaten vücut içerisine bir yandan atarsınız. Onun o dönüşür, enerjisini bitirir. O sıfırlanır. Hani ama bu tıpta genelde kullanılan düşük yarı ömürlü oluyor o sebeple. Evet. Biz normalde günlük hayatımızda pilleri topluyoruz ya, işte radyasyon yayıyor, radyoaktif madde diye. Farklı çöp kutusuna değil de farklı bir şey atıyoruz. bu tarz yine diğer günlük hayatımızda kullandığımız işte floresan olsun, lambalar olsun. Bunlara da toplandığı bir yer var mı? Şimdi şöyle, aslında piller radyasyon sebebiyle değil biliyorsunuz. Yani kurşun var içinde. Bu bazı floresanlar civalı olan, civa buharı var. Yani radyasyon sebeple değil de daha çok. Ama mesela fosfor tuzları kullanılabiliyor bazı floresan lambalarda. Fosforun belli bir kısmı radyoaktiftir. Belli bir oranı radyoaktiftir. Burada kimyasal tehlikeler de var. Ve toplanıyorlar tabii. Yani kimyasal atık işlemi görmesi gerekiyor belediyelerin. Yine pillerimizi toplayalım. Ayrı koyalım. O floresan lambalar da öyle. Çok fazla kırıldığı zaman özellikle floresan lambalar civa buharına maruz kalındığı için sıkıntı. Radyasyonundan çok civasından ötürü tehlikeli. Civasından saçıyor ötürü. Diyebiliriz. Civa buharı çok tehlikeli çünkü. Kimyasal zehir, yani ondan uzak durmak lazım. Uzak durmak gerekiyor. Peki yine hepimizin halk arasında kullandığımız bir şeyden soracağım. X-ray cihazları. Bu cihazlardan geçmek bizi radyasyona maruz bırakıyor mu?
Şimdi normalde hani alışveriş merkezlerinin falan kapılarında olanlar metal dedektörü. En düşük kapı olan metal dedektörü. Dolayısıyla hani kalp bile vesaire gibi olanların belki geçmesi sakıncalı olabilir ama onun dışında radyasyon yok orada yani. Metale duyarlı. Ama bavullarımızın geçtiği yerde orada küçük bir miktar X ışını var ama zaten biz oradan geçmiyoruz. Bavullar geçiyor. Evet. Onlara da bir şey olmaz. Zaten radyasyonu biz hani kontrollü olarak çok da faydalı kullanıyoruz. Mesela gıda ışınlaması yapılıyor. Duydunuz mu bunu bilmiyorum. Gıda ışınlaması. Evet. Mesela baharat aldığınızda baharatlara bir bakın. Ambalajın üzerinde şöyle yeşil halka şeklinde radura işareti göreceksiniz. Bu ışınlanmış demektir. Gıda sterilizasyonu yapılır. Aslında sadece gıda değil. Bütün işte tıpta kullanılan enjektörler ışınlanabiliyor. Herhangi bir kimyasal madde, gaz olmadığı için ve atık bırakmadığı için çok da tercih edilen bir yöntem. Evet. Çok yüksek dozlarda radyasyonla ışınlanıyor gıdalar. Mesela etler, paketli olan etler olabiliyor. Meyveler, sebzeler olabiliyor. İşte tohumlanması, çiçeklenmesi, devam etmesi ve bakteri kontaminasyonları olmasın diye. Şeyler, baharatlarda onun için içinde böceklenmeler olmasın diye ışınlanıyor mesela. Çok uzun süre dayanabiliyor o yüzden. Yani biz radyasyonu, çok yüksek dozlu radyasyonu, bulaşma yok burada, sadece ışına maruz kalıyor. Hani lambayı açtın, ışık var, kapattın, yok gibi düşünün. Evet. Sadece ışığın etkisi. Onun içerisinden geçerken o böcekleri öldürüyor o doz. Ama size herhangi bir zararı yok. Yok. Orada herhangi bir mutasyona uğrayıp onu harekete geçiriyor. Değil yani. Peki baz istasyonlarından bahsedecek olursak, bunların da çok işte yakınlarımızda olduğu için bizi radyasyona maruz bırakıldığından bahsediliyor. Sizce de öyle mi? Yani aynı fikirde değilim çok fazla. Evet, aslında Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun sayfasına giren herkes evinin yakınındaki baz istasyonunun volt bölü metre cinsinden değerini görebilir, okuyabilir ve dünyadaki müsaade edilen sınırlara göre hangi sınırda olduğunu görebilir. Yani şikayet ettiklerinde de ölçülebiliyor ya da varsa kendisininkinde görebilir. Yani bunların evet, elektronik kirlilikle ilgili dedim ki hani kirlilik kısmında dikkat edilmesi gereken şeyler olabiliyor tabii ki. Bu nasıl söyleyeyim? Siz çok uzun süre cep telefonu kullandığınızda mesela ve onun hani araması için sıkıntı, kalabalık bir ortamda mesela telefonla konuşuyorsanız, istasyon bu ve sürekli hareketli olduğu için daha çok maruz kalabiliyorsunuz. Isınma yapabiliyor hücrelerinize. Şimdi hep ben diyorum, dozla ilgili her şey. Şimdi normalde sizin vücudunuzun bir termostatı var. Bir uyarana maruz kaldığı zaman soğuk ya da sıcak, ona bir tepkisi var. Ama siz bir bölgeyi gereğinden fazla çok uzun süre ısıtırsanız vücut bununla baş edemeyebilir. Evet. Çünkü aynı anda başka bir şeyle de uğraşıyor, başka bir şeyle de uğraşıyor. Çok fazla hedef olduğu zaman bununla baş edemeyebilir. O yüzden bizim hep yapacağımız şey, hani dikkat edelim, ne bileyim, gece uykumuza dikkat edelim. Odamızda çok fazla elektronik eşya vesaire bulundurmayalım. Ses ya da gürültü kirliliği, ışık gürültü kirliliği yaratmasın. Ve sağlıklı bir uykuyla vücudumuzun toparlanmasına izin verelim mesela. Çok uzun süre telefonla konuşacaksak bunu hoparlöründen ya da ne bileyim şeyle, kulaklıkla yapalım. Ya da Bluetooth kullanalım gibi. Ha, yani bu tip şeyler yapalım. Evet. Ki, hani kaçamıyoruz çünkü manyetik alandan kaçamayız. Kaçamıyoruz ki yediğimiz şeyler de bile var diyorsak eğer yani mümkün değil. Normal radyasyonda zaten yediğimiz içtiğimiz şey de var. Binaların içerisinde havalandırılmayan bir binada radon mesela 24 saatte havalandırmıyorsanız bir binayı 15 dakika kadar radon bayağı yüksek bir doza ulaşıyor. İşte dediğim gibi sigara dumanına maruz kalıyorsunuz. İnanılmaz, hem radyasyon oluyorsunuz hem polonyum alıyorsunuz, işte radyum alıyorsunuz. Yani kaçmak mümkün değil aslında ama kendimizi koruyacağız. Yani olabildiği kadar, hep onu diyorum, takıntı yapmadan, hani ben hep onu söylerim, gıda konusunda da öyle.
hani ne yediğiniz, ne içtiğiniz, daha çok bununla ilgili düşünce tarzınız çok mühim. Bir de hani ne kadar doğalımızda var? Doğalımızda olan şey yürümek diyelim ki, yürüyelim yani. Her şeye iyi geliyor diyorsunuz, evet, spor. Peki radyoaktif tehlike saçan ürünlerde, maddelerde evde pratik korunma yolları var mı? Örneğin işte bir floresan da varsa biz bundan kendimizi koruyabilir miyiz, yoksa koruyacağımız bir şey yok, bununla yaşayacağız mı diyeceğiz artık, ne yapacağız? Yani bu noktada çok dediğim gibi bu tasarruflu ampullerle floresan lambaların bazıları için kırıldığı zaman da büyük tehlike olduğu için belki onlar yerine daha bizim klasik ampuller ya da ledler kullanmak daha mantıklı, olabilir. Evet. Yani seçimler yapabilirsiniz böyle. Hani bir duman dedektörü zaten size bir şey yapmaz yani. Hani orada durur ama onun dozu zaten çok yüksek değildir. Normal şu andaki eski tüplü televizyonlar az bir miktar X ışını var da çok yakınındayken. Bu artık plazmalarda böyle bir tehlike yok. Ha, bilgisayarlar ya da diğer ekranlar, onlara baktığımızda radyasyon tehlikesinden çok ışık etkisi dolayısıyla gözlerimizin işte kuruması vesaire söz konusu olabiliyor. Çok uzun saatler oturarak çalışmak ya da aynı pozisyonda oturmak özellikle küçük çocuklarda, omurgalarda sorunlar yaratabiliyor. Yani radyasyon dışında bize bunların getirdiği başka sıkıntılar var. Onu demek sağlık istiyorum. Sağlık olarak geri dönüyor. Evet, yani uyku uyumuyoruz. Çünkü çok sosyal medyada uğraşıyoruz. Uykumuzu az uyuyoruz. Sürekli gece onun ışığıyla uykumuzu bölüyoruz. Halbuki gece melatonin salgılıyor vücut. Vücudu soğutup dinlenmesi lazım. Soğutması gerekirken biz ısıtıyoruz vücudu. Dolayısıyla onun biyolojik ritmine müdahale etmiş oluyoruz. Ve vücudun hasarları tamir etme kapasitesini azaltmış oluyoruz. Yani dolaylı olarak ben her sağlık için elimizde olanlar kısmına baktığımızda yeteri kadar lifli sağlıklı beslenmek. Lifli beslenelim diyoruz. Çünkü yiyecekte hani patatesten, muzdan kaçmanız, hani şeker açısından kaçın, radyasyon açısından değil. Zaten kimse oturup bir seferde 10 tane muz yiyecek durumda değil. Evet, şekeri, karbonhidrat açısından dikkat edeceğiz. İşte yeteri kadar sebze yiyeceğiz ki işte posalı yiyelim. Hani vücudu kanserden korumak için de yapacağımız elimizde olanlar bunlar bizim. Belli rutin kontrollerimizi gidip yaptıracağız. İşte 40 yaşından sonra mamografimizi çektireceğiz. İşte kolonoskopimizi çektireceğiz 50 yaşından sonra. Dikkat edeceğiz bedenimizdeki çeşitli önlemleri değişiklere. Almamız gerekiyor. Evet yani. Peki şunu da sormak istiyorum. Karadeniz'deki Çernobil etkisi. Bununla ilgili çok fazla insan kansere yakalanıyor. Yakalandığı düşünülüyor. Sizce oradaki bu rahatsızlıklar, ölümler Çernobil'den dolayı mı? Gerçekten onun böyle yaymış olduğu zararlı etkiler var mı? Şimdi bu konuda biraz hayal kırıklığına uğratabilirim seni. Çünkü Çernobil'in 20. senesiydi 2006'da. Biz bir proje yaptık. Daha doğrusu Sağlık Bakanlığı ve Kanser Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın 4 tane proje yürüttü. Bunlardan bir tanesini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adına koordinatörü bendim. Şöyle bir çalışma yapıldı. Yani 4 aşamalı projenin bizimki şuydu. Şu anda insanlar radyasyona maruz kalıyorlar mı? Geçmişte kalmışlar mı? Kişi ya da ailesini etkileyen başka genetik bir etken var mı diye. Burada kanser teşhisi almış, henüz tedavisi başlamamış kişiler ve aile yakınlarından 3 kişi olarak özellikle Karadeniz'de Trabzon bölgesini seçtik. Orada çünkü Araklı, Pazar en çok etkilenen bölgeler oralar. O bölgelerdi. Fındıklı, oradan seçilen kanser teşhisi alan kişilerin kanlarını aldık. Biz 3 farklı yöntemle bu analizleri yaptık. Tabii kontrolleri de Isparta oldu. Hani Çernobil dolayısıyla hiçbir yağış almayan, sezon almayan bölge. Bu bizim çalışmamızdı. Bunun dışında diğer çalışmanın bir tanesi tiroid kanserleriyle ilgiliydi ki bir reaktör kazasından sonra en çok düşünülen kanserler lösemiler ve tiroid kanserleridir. Diğer organ kanserleri çok nadirdir. Yani zaten 15-20 seneden sonra ortaya çıkarlar ama radyasyona direkt bağlı olanlar genellikle lösemiler, tiroid kanserleri, kemik kanserleri ve cilt kanserleridir. Diğerlerinin çok radyasyonla ilgisi yoktur. Dolayısıyla o sebeple tiroid kanserlerine bakıldı. Onun için de
tiroid patolojileri, tüm Türkiye'deki tiroid patoloji örnekleri toplandı. Özellikle radyasyona özel bir kanser türü içinde özel marker kullanılarak bu da bakıldı. Bir çalışma buydu yapılan. Bağımsız bütün bu çalışmalar birbirinden. Bir tanesinde hane halkı taraması yapıldı. Hane hane gezildi. Binlerce kişinin evine girildi. Orada kanser hastası var mı? İşte kanser bilinçlenme konusu. Bir de kanser kaydı. O bölgedeki ve tüm Türkiye ile de kıyaslama olarak o bölgedeki kanser kayıtları. Çünkü kanser bildirimi mecbur olan hastalıkların içerisinde kanser kayıtları toplandı. Sonra biz tamamen bağımsız yürüdü bu çalışmalar. Ve hepimiz kendimiz planladık bu çalışmaları. Yani ben kendim Atom Enerjisi Kurumu adına, kendi uzmanlığıma göre, diğer hepsi de böyle oldu. Sağlık Bakanlığı bize sadece işte o izinler konusunda destek oldu. Hani gidip oradan kan almamız vesaire gibi. Sonrasında oturduk bunları toparladık, bir rapor çıkarıldı. Ve bir basın toplantısıyla duyurduk bunu. O zaman işte Sağlık Bakanı, Kanser Kurulu Başkanı Profesör ve bu çalışmaların yürütücüleriyle birlikte basın toplantısında. Ve tek bir müdahale olmadan kimsenin çalışmasına. Burada çıkan sonuç şu: Çernobil dolayısıyla, hani Çernobil'den gelen radyasyon dolayısıyla ilave bir kanser vakasına rastlanmadı. Evet, yani biz şu anda mevcut radyasyon ışınlaması, geçmiş radyasyon ışınlaması ya da herhangi bir şey bulamadık. Yalnız şu var ki Türkiye'nin gerçekten bizim laboratuvarımızın 20 senedir yaptığı çalışmalar var. Background çalışmaları da var. Özellikle bir teknik kullanıyoruz. Mikronükleoz tekniği diye. O tüm kromozom kırıklarının göstergesi olan bir teknik. Ve ülke insanının background mikronükleoz değerleri yükseldi. Bu ne demek? Biz radyasyon hasarları değil, bütün hasarların sonucu yükseldi. Yani çevresel olarak, kimyasal olarak çok daha fazla maruziyet yaşadığımız ortada. Yani o background'ımız yükseldi. Radyasyona özel herhangi bir şey değil. Evet. Bunun dışında bir çalışma daha yapıldı Atom Enerjisi Kurumu tarafından. Girenler sayfamızda görebilirler. 11 ciltlik kitap hazırlandı. Burada bütün biz geçmişte yapılan sayımları toparladık. Bunların hepsi tekrar bilgisayara girildi ve dosya hesapları yapıldı. Hatta Atom Enerjisi'nin sayfasında da girdiklerinde kişi yeme içme alışkanlıklarına göre bir iki parametre girerek kendi dozunu hesaplatabiliyor. Çernobil dolayısıyla. Evet. Burada çıkan şey şuydu: Karadeniz'de en çok etkilenen kişiler için, hani en kötü kötümser hesapla, bu kişinin hayat boyu alabileceği, yani Çernobil radyasyonu nedeniyle alabileceği ilave radyasyon dozu bir akciğer tomografisinin yarısı kadardı. Çok az bir miktar. Evet, bu miktarda biz, yani akciğer ki hani toplamından söz ediyoruz. Yani bir seferde bile almış olsa bir akciğer röntgeninin yarısı kadar, tomografisinin yarısı kadar bir dozla kanser riskini, bu kadar kanseri bulma, ulaşma ihtimalimiz yok. Evet. Dolayısıyla eğer biz dediğim gibi çekineceksek, önlem alacaksak, gereksiz tıbbi tetkikler konusunda duyarlı olmalıyız. Evet. Diyorum. Evet. O zamanlar çok bu konuşulmuştu. Bunu da sormak istedim. Hani nedeni bu mu diye. Çünkü bildiğimiz çok yanlış şeyler var. İşte programın başında kaktüsten başladık. İşte X-ray cihazları diyoruz. İşte çok hani radyasyon yayıyor. İşte geçmemeliyiz gibi. Bu Çernobil'de vardı bunun içerisinde. Bildiğimiz çok yanlışlar olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Ben de Karadenizliyim aynı zamanda. Yani biz daha öncesinde de mesela 10 sene öncesinde de Çernobil sırasında yeni doğmuş çocuklar 10 yaşına geldiklerinde oradan 20 tane çocuğun kanına bakmıştık. Var mı herhangi bir kromozom hasarı diye. Hani annenin hamileliği ya da yeni doğduğu sırada hani almış olduğu radyasyon sebebiyle 10 sene sonra Urfa'yla da onun kıyaslamasını yapmıştık. Hatta böyle bir test çalışması yaptırmıştım birine. Demek istediğim, yani pek çok çalışma yaptık. Hatta biz bu çalışmayı yapmadan o zamanki başkanımızla, kurum başkanımızla hani böyle bir atışmamız oldu. Şöyle bir tatlı atışmamız oldu. Dedik ki, yani sen, dedim ki hani öncesinde olsaydı kromozom
hasarları elimizde. Çernobil sonrasında hemen alır bakardık, arada fark var mı görürdük diye. Çünkü bu biyolojik dostane tamamen radyasyona özel bir hasar idi. Dedik ki inanmazlar, yani inandıramayız insanları. Dedik ki yani bilim insanlarıyız biz. Yaparız analizimizi, çalışmamızı, sonucunu koyarız ortaya. İsteyen inanır, istemeyen inanmaz yani. Hani biz inançlara müdahale edemeyiz. Ama bilim insanı çalışmasını yapar, sonucunu koyar ortaya. Burada biz onu yaptık. Biraz geç oldu ama onu yaptık ve herhangi bir şey görmedik. Dediğim gibi esas sıkıntımız şu. Biz eğer sadece Çernobil'i suçlarsak kanserler konusunda, burada hani dedik ya biraz önce önlem almamız gereken şeyleri önlem almayız. Evet. Sigarayı kesmeyiz. Obeziteye yol başka veririz. Başka şeylere bahane bulup değil mi? Hareket etmeyiz. İşte gerekli tetkiklerimizi yaptırmayız. Öfkemizi kontrol etmeyiz. Ondan sonra Çernobil bütün kanserleri arttırdı. Bizi öldürüyor deriz. Öldürüyor deriz. Evet. Hani bu suçlu bulup, hani nasıl ki içkili araba kullanıp kaza yapıp da trafik canavarının üzerine atıyorsak, burada da Çernobil'i canavar haline getiriyoruz. Evet. Aslında bireysel sorumluluk almamız lazım. Hem kendi hayatlarımız için hem toplumun sağlığı için. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Deniz Hanım geldiğiniz için. Radyasyon çok önemli bir konuydu. Hepimiz bu konuda bilgisizlik. Ne kadar maruz kalıyoruz, ne yapmalıyız, işte neden radyasyon alıyoruz konularını cevaplandırdınız. Sağ olun, var olun geldiğiniz için, katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet değerli izleyenler, Doktor Deniz Öner ile birlikteydik. Bugün Biz Bize programında TÜSÖDER Genel Başkanı kendisi, radyasyondan bahsettik efendim. Bugün radyasyondan nasıl korunuruz dedik, zararları dedik, nelerden radyasyon alıyoruz dedik ve bildiğimiz yanlışları da düzeltti bize Deniz Hanım. Programımızın sonuna geldik. Farklı konu ve konuklarla yeniden Biz Bize'de karşınızda olacağız efendim. Hoşça kalın.